Üniversite adayları merhaba. Şehir rehberi yeni alan ve bölüm tanıtımlarıyla gelecek planlarınıza katkıda bulunmaya devam ediyor. Şehir rehberinin bu bölümünde bilgisayar mühendisliği bölümünü ele alıyoruz. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Ali Çakmak. Siz de bilgisayar mühendisliği bölümüyle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız şehir rehberinin bu bölümünü kaçırmayın diyoruz ve başlıyoruz. Hocam şehir rehberine hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Hocam öncelikle neden bir öğrenci bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmelidir? Aslında bilgisayar mühendisliği temel aktivitesi olan programlama çok eğlenceli bir etkinlik. Nasıl diye sorarsanız aslında ben programlama bir puzzle olarak görüyorum. Çok büyük bir resim var oluşturmaya çalıştığınız. Ama bunu yaparken küçük küçük parçalar kullanıyorsunuz. Bu küçük küçük parçalar aslında tek başına bir anlamları olmayabilir ya da birbirine çok benzer, jenerik parçalar. Ama bir araya getirdiğinizde çok anlamlı bir resim ortaya çıkıyor. Aslında yaptığımız yazılım araçları ya da geliştirdiğimiz diğer araçlar aslında küçük küçük parçayı bir araya getirip büyük resimde anlamlı bir puzzle ortaya koymaktan hiçbir farkı yok aslında. Bu anlamda çok eğlenceli bir bölüm diyebiliriz. Diğer bir yönde bilgisayar mühendisliği, bilgisayarlar artık her yerde. Yani her yerde derken arabamızdan bahsetmiyorum, evimizde çamaşır makinesinden, buzdolabından bahsediyorum. Artık bu makine birbiriyle haberleşip işte evinizde bir şey eksikse ya da arıza varsa siz hiç haberiniz olmadan servis çağırıp kendi başlarına otomatik bir şekilde hayatınızı kolaylaştırabiliyor. Aslında bunun arka planında yine bilgisayarlar var. Dolayısıyla siz insanların hayatının her noktaya dokunmak istiyorsanız bilgisayar mühendisliği yine seçebileceğiniz alanlar arasında en uygun adaylardan bir tanesi. Geniş çerçevede bir etki bırakmak istiyorsanız yine bilgisayar mühendisliği çok uygun bir alan sizin için. Diyelim ki bir mühendisliği de çok hani mühendisliği seviyorsunuz ama o kadar da hani şey değil. Sizin yaratıcılık özellikleriniz de var. Bu anlamda bilgisayar mühendisliğinin sanatsal yönü de var aslında. Mesela 3 boyutlu grafikler, animasyon geliştirme, oyun geliştirme gibi alanlarda mesela yaratıcılık ve diğer özelliklerinizi kullanaraktan hem mühendisliği hem de sanatsal yönünüzü birleştirip yine ortaya yapabileceğiniz bir meslek çıkarmanız mümkün. Peki diyelim ki yani bilgisayar mühendisliği ne olduğunu anladınız. Aslında burada en önemli şey bu alan sizin için uygun mu? Bilgisayar mühendisliği çok çekici geldi size. Acaba bende gerekli özellikler var mı? Bunu şu anda merak ediyor olabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki benim pratik bir zekam var, yani kompleks problemler geldiğinde küçük parçalara ayırıp onlara ben uygun çözümler geliştirebilirim diyorsanız, matematiği seviyorsanız, yaşam boyu öğrenmeyi açıksanız çünkü çok değişen bir bölüm, ayrıca bilişim dünyasına ilginiz varsa ve son olarak takım elbise giymekten hoşlanmıyorsanız iş hayatınıza yine bilgisayar mühendisliği sizin için uygun bir alan diyebiliriz. Burada da aslında şuna bakmalar, yani bilgisayar mühendisliği temelde ne yapıyor günlük hayatında? Mesela yazılım araçlarının geliştirmesinden, dijital sistemin tasarlanmasından, verilerin işlenmesinden ve analizinden hoşlanıyorsanız bu alan size göre. Bilgisayar mühendisliği bölümü neden İstanbul Şehir Üniversitesi'nde tercih edilmelidir? Şehri farklı yapan aslında birkaç nokta var. Ben bunları özetle değinmeye çalışacağım. Şehirdeki öğretim üyelerimiz %100'ü Kuzey Amerika'dan doktoralı seçkin insanlar. Yani eğitimlerini dünyanın hemen hemen ilk yüzdeki üniversitelerini tamamlamış ve güçlü bir teorik altyapına sahip insanlar. Ama bilgisayar mühendisliği için bu yeterli değil maalesef çünkü uygulamalı bir alan. Dolayısıyla teoriyi uygulamayla birleştiren insanlar lazım iyi bir öğretim kadrosu için. Bu anlamda yine biz diğer üniversitelerden öne çıkıyoruz. Çünkü yine öğretim üyelerimizin %86'sı Silikon Vadisi'nden tecrübeli insanlar. Buraya gelmeden önce 5 yıl, 10 yıl boyunca dünyanın önde gelen Intel, Oracle, Strix gibi şirketlerinde çalışmış insanlar sonradan bu tecrübelerini yine şu an burada öğrencilerimize aktarabiliyorlar. Dolayısıyla hem teori hem pratik birleşen bir bölüm aslında bizimkisi. Bu anlamda diğer birçok bölümden ayrıldığımızı söyleyebilirim. Şehir Bilgisayar Mühendisliği araştırma odaklı bir bölüm. Yıllık 1,5 milyon lira civarında bir araştırma bütçemiz var. Ve bu ödeneğin hemen tamamı dış kaynaklardan sağlanıyor. Yani öğretim üyelerimizin sunduğu projelere dışarıdan desteklerle bu bütçeler sağlanıyor. Araştırma projenin birlikte çalışan insanların %50'si lisans öğrencilerinden oluşuyor. Dolayısıyla siz daha temelleri öğrenirken bir yandan da teknolojinin geldiği son noktada araştırma yapma imkanına sahipsiniz. Araştırma projelerine sadece akademisyen olmak için çalışmıyor öğrencilerimiz. Aslında orada yaptığınız gelişmiş programlama araçları size programlama yeteneklerini kazandırıyor ve algoritma gibi alanlardaki yeteneklerinizi artırmanıza imkan veriyor. Dolayısıyla hangi alana yönlemek isterseniz isteyin
buradaki tecrübeniz ileride sizin için çok önemli olacak ve biz burada bunu size sağlıyor olacağız. Henüz çok yeni bir üniversite sayılmamıza rağmen mezunlarımız oldukça iyi başarılar elde ettiler. Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde doktora ve master'a kabul alan öğrencilerimiz var. Bunlar işte State University of New York gibi, City University of New York gibi, University of Purdue gibi üniversitelerinde doktora kabul alan arkadaşlarımız var. Bu da bizi ilk mezunlarımız olması babında hem gururlandırır hem de geleceğe yönelik umutlu olmamızı sağlıyor. Bu anlamda öğrenci diyebilirler ki siz çok yeni bir üniversiteniz. Evet öyleyiz ama ilk ürünlerimize baktığınızda gerçekten de kaliteli işler ortaya koyduğumuzu görebilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği sadece derslerde öğrenilebilecek bir alan değil. Yani bilgisayar mühendisliği derslerin dışında sürekli pratik yaparak, sürekli yeni şeyler öğrenerek öğrenilmesi gereken bir alan. Bizim bölümde de aslında bu ortamı sağlıyoruz. Dersinde sürekli davetli konuşmacılarla gerek akademik içerik olsun gerek pratik içerikler olsun dönem boyunca sürekli etkinliklerle yine öğrencilerimize farklı alanlarda hem deneyimleme hem de öğrenme fırsatları sunuyoruz. Evet sevgili adaylarımız, Şehir Rehberi'nin bu bölümünde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü yardımcı doçent doktor Ali Çakmak'la birlikte ele aldık. Bölümlerimizle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi takip edebilirsiniz. Yeni bir Şehir Rehberi'nde görüşmek üzere, hoşça kalın.